işçilerden evlenecek olanlara geçeyim. 150 bin liralık evlenme kredisinin şartları belli oldu. Hani iktidarın vaatlerinden biriydi ya bu. Evlenecek gençlere 150 bin liralık işte bir banka kuracağız. O banka 150 bin liralık kredi vereceğiz. Bunun detayları 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Limit 150 bin lira dediğim gibi. Evlenmeyi düşünenler varsa öncelik deprem bölgesine verilecek. Bunun 2 yılı ödemesiz. 2 yılı ödemesiz. 2. yıldan sonra da 5 yıl geri ödemeli. Faiz yok bunda, onu söyleyeyim. Devletle başvuru e-devlet üzerinden olacak. Başvurular e-devlet üzerinden olacak. Onu da hatırlatayım size. Başvurular değerlendirilirken gelir durumunuz ve yaşınız. Gelir durumu ve yaş önemli. Her yaşta evlenecek olanlara verilmeyecek. Yani 40 yaşında evlenecek olanlara, 35 yaşında ve 60 yaşında ilk defa evlenecek olanlara verilmeyecek. Bu gençlere verilecek ama yaş kıstası, yaş aralığı henüz daha belirlenmedi. O da herhalde 20 ile 30 arası veya 25 ile 30 arası olabilir. Yok. Neyse. Ama işte o yok Ahmet, yani her yaşa vermiyor. Yani yaş sınırı da var bunda ama yaş sınırı henüz daha belirlenmedi. O işte atıyorum 20'den başlar 35'e kadar der. Haklısın sen de, çok haklısın. Adam belki dediğin gibi 35 yaşına kadar hiç parasızlıktan evlenemedi. Şimdi evlenmek istiyor. En azından 3-5 kuruş da biriktirdi. 150 de buradan gelecek. Diyor ki evlenebilirim ama işte yaş sınırı önümüzdeki günlerde belli olacak. Yasa tasarısı hazırlandığında o tasarıda bakacağız. Yaş sınırının ne olduğunu. Böyle kuralları var bunun. Bu kuralları yerine getirirseniz krediyi alabileceksiniz dedik. Boşanma davası azaltmak için galiba demiş. 3 çocuk demesini biliyorlar ama. Ya 3 çocuk diyorlar artık demiyor. Diyemiyor. Yani vallahi terlikle vuracaklar vallahi. Yani yani ya öyle bir şey vardı. Yatak odamıza kadar karışıyor. 3 çocuk 5 çocuk falan diyordu. Yani bunu şeye de yaptı ya. Azerbaycan lideri vardı. Ona da öyle bir şeyler oldu. İşte şey en komiği de Elon Musk'la şey toplantısında, New York'taki Birleşmiş Milletler toplantısında bundan 20 gün önce hanım nerede filan diyor. Çocukla gelmişti Elon Musk, hanım nerede filan diyor. Biz hanımla boşanırız filan diyor. Kaç kere evlenmiş. Dünya kadar karısı var, dünya kadar da çocuğu var herif. Her neyse, bunlar tebessüm ettiren şeyler. Kaçtı, evet en son en son kaç tane çocuğu çıktı ya. Çok komik o diyaloglar. Her neyse. Evet, onu söylemeyeyim şimdi. Geldik. Son bir haber. Pastırma yazı geliyor. Soğuk 6 çocuğu mu varmış? 6 çocuğu varmış. 6 çocuğu. Maşallah. Elon Musk'ın. Pastırma yazı tekrar geliyor. Tabii kısa süreli olacak. Ama 3 gün 5 gün bu şekilde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 11 çocuğu var. Özür dilerim. 11 çocuğu varmış. 11 çocuk. Evet, 11 çocuğu varmış. 2 sene önce 6'ymış, şimdi 11. Maşallah, maşallah, çok iyi. Ama hepsi zengin tabii. Babasının serveti hepsine yetecek önümüzdeki yıllarda. Çalışkan, her türlü çalışkan, iyi çalışıyor. Maşallah iyi çalışıyor adam. Çok çalışkan bir arkadaşım. Evet, bu kadar dünyanın devi olurken ne kadar, nasıl fırsat buldun arkadaş böyle işlere ya? Her neyse, şimdi konumuzdan uzaklaşmayalım. Pastırma yazı geliyor. Kısa süreli olacak bu yaz. Pastırma yazı 3 gün 5 gün 6 derece birden yükselecek.